Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, yükseliş içerisinde bir haftayı daha geride braktık. Bu videomuzda gene ons altın, gram altın, gram gümüş ve ons gümüşe değineceğiz. Bizler için kritik seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Öncelikle ons altınla değerlendirmemize başlayalım. Covid-19'un etkileri, merkez bankalarının basmış olduğu paralar ve bütün bunların neticesinde ve piyasaya altın ve emtialar tarafında yükseliş şeklinde yansıyan bir haftayı geride bırakmış olduk arkadaşlar. Bol para likiditesinin havada uçuştuğu, merkez bankalarının para basmakta birbirleriyle yarıştığı bir dönem içerisinde altın da kendi beklentisi doğrultusunda kendine yakışanı yapıp yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. Bu hafta bizler için altın onsta en önemli seviye arkadaşlar. Şurada 1871 seviyesi. Bizler için hem de önemli bir destek seviyesi görevini de görecektir. 1870 geri çekilmelerde 1871 seviyesi bizim altın ons tarafında takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. Yukarıda yükselişin devamı için de arkadaşlar 1907 seviyesinin yukarı yönlü aşılması şart. 1907 seviyesi üzerinde altın ons hareketlerine devam ederse de yukarıda 1936 ve 1955 seviyelerine doğru altın ons da yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. 1871 üzerinde de haftalık bir kapanış yaptığına göre ons altında yönün hala yukarı olabileceği bizim tarafından öngörümüzde şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. 1871 üzerinde her kalışı ons altını yukarıdaki 1936-1955 direncine doğru taşıyacağı da unutulmamalıdır. Piyasalarda her an ne olacağı belli olmayacağı için de arkadaşlar 1871 bizim mutlak suretle takipte kalmamız gereken önemli bir destek seviyemiz. 1871 desteği kötü durumlarda aşağı yönlü de kırılırsa ikinci bir destek noktamız 1852 seviyesinde bulunan önemli gene destek yeri olarak ons altında göze çarpmakta. Ons altında 2000'li seviyeler görülebilir mi? Evet görülebilir arkadaşlar. Özellikle de 1973 seviyesinde bulunan kuvvetli direnç seviyesi yukarı doğru aşılırsa ons altında da 2000 dolar seviyelerine doğru hareketler görülmesi muhtemel. Fakat şunu da unutmamalıyız arkadaşlar. Bir emtia sürekli yükselmez. İnişli çıkışlı hareketlerini devam ettirir. Her ihtimale karşı da aşağıdaki destek bölgeleri takibimizde olacak önemli destek bölgeleri. İlk destek bölgemiz 1871 ve onun arkasındaki de 1852 seviyesinde bulunan destek bölgeleri. Bu destek bölgeleri de dikkatle takibimizde olacak. Özellikle günlük kapanışlarda 1871 takibimizde kalacak önemli destek. Bu destek aşağı yönlü kırılmadıkça dediğim gibi 1936 ve 1955 seviyelerindeki dirençlere doğru ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Gram altın değerlendirmemizi de yapalım hemen arkadaşlar. Gram altında bakalım bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunları da bulmaya çalışalım. Evet, gram altına baktığımız zaman bizler için en önemli destek noktası 412 seviyesindeki destek yeri olarak gözükmekte arkadaşlar ve bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışı da gerçekleştirdik. Bu gram altın için önemli bir seviye. Gram altında da gene yukarıda 420 yükselişin devamı için olmazsa olmaz bir seviye. Bu seviyenin yukarı kırılmasıyla birlikte gram altında 426 ve 435 direnç seviyelerine doğru hareket etmesi muhtemel seviyeler şeklinde de yorumlayabiliriz arkadaşlar.
Gram altında da olmazsa olmaz şartımız 412 seviyesindeki destek bölgesi. Bu destek bölgesi takibimizde olacak arkadaşlar. 412 destek bölgesi altında günlük kapanış olmadıkça da yukarıda gram altında 426 ve 435 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz dahilinde olacak önemli hareketler şeklinde gözükmekte. Önemli ikinci destek noktamızda gram altında gene 408 seviyesinde bulunan destek rakamımız 408. Bu ilk destek rakamımız 412, onun altında 408. 412, 408 üzerinde kaldıkça da yukarıda kırmamız gereken önemli bir direnç 420. 420'yi kırabilirsek de yukarı hareketler hızlanır arkadaşlar. 426 ve 425, 435 seviyesine doğru gram altında hareketler yukarı yönlü hız kazanacaktır. Hemen gümüşe de bakalım fazla vakit kaybetmeden. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş ons, evet, metallerin haşırı çocuğu arkadaşlar. Hep birlikte bunu da takip ediyoruz zaten. 3.22 seviyesinden beri. Hatta benim 1.13'lü seviyelerden beri bu YouTube'da video çekmeden önce altın indeki arkadaşlar bilir. 1.13 seviyelerinden beri gram gümüşte yukarı yönlü hareket beklentim ve ons tarafında da yukarı yönlü hareket beklentim vardı. Tabii YouTube'la tanışmamızla birlikte 3.22'den arkadaşlara buradan çok güzel gümüşle ilgili yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Uygulayan arkadaşlara da hayırlı olmasını, şimdiden paralarını da güle güle harcamalarını kendilerine dilerim arkadaşlar. Hepsine paraları hayırlı olsun. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş onsla artık bizim için 21.72 önemli bir destek seviyesi haline geldi arkadaşlar. Hemen 21.72 desteğine bakalım. Şuradan geçen 21.72 desteği. İlk önemli desteğimiz gram gümüşte takip etmemiz gereken, gümüş onsta takip etmemiz gereken 21.72 desteği. Onun altında da gene önemli bir destek seviyemiz 21.12 seviyesinde bulunan destek bölgesi gümüş onsta göze çarpan yerler olarak gözükmekte. 22.77 seviyesinden gümüş onsta bir kapanış geldi arkadaşlar. Bu kapanış 21.72 üzerinde kaldıkça çok olumlu bir kapanış diyebiliriz biz buna. 21.72 altında günlük bir, bu hafta günlük bir kapanış görmediğimiz müddetçe de gümüş onsta 24.23 ilk etapta beklememiz gereken direnç seviyesi olarak göze çarpmakta. 24.20.23 üzerinde de 24.83, evet, şuradaki 24.83 özellikle takipte kalmamız gereken yukarı yönlü direnç seviyeleri olarak gözükmekte. Biz MTA'ları takip ederken olmazsa olmazlarımız destekler arkadaşlar. Bu desteklere çok önem vereceksiniz. Çünkü destekler hızlı bir şekilde aşağı yönlü de kırılabilir. O yüzden destek noktalarındaki kapanış yerleri çok dikkatli olmanız gereken önemli seviyeler şeklinde sizleri uyarayım. Özellikle de desteklere dikkat edin. Evet, gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda bizler için önemli seviyeler nereleri? Hep birlikte hemen bulmaya çalışalım. Gümüş gram grafiği bende yok. Hemen size gümüş ons üzerinde gümüş gramı da anlatmaya çalışacağım. Gümüş gramda sevgili dostlarım artık 4.78 bizim için önemli bir destek haline geldi. 4.78 desteği takibimizde olacak bu hafta. Ve onun altında da önemli bir direnç yerimiz gene 4.65 destek yerimiz gene 4.65'te bulunan destek noktası olarak göze batmakta. 4.78 üzerinde bir 4.90 gene bir desteğimiz var. Ara destek noktamız var arkadaşlar. 4.90 desteğimiz. Evet, bu destekler üzerinde gram gümüşte günlük kapanışlar üzerinde günlük kapanışlar geldiği müddetçe gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler devam edecek.
Ve yukarıda 5.32. İlk karşılaşacağımız direnç noktası. Onun üzerinde de 5.45 seviyesindeki direnç yerleri takibinizde olacak. Önemli seviyeler gibi gözükmekte. Bu destekler çok iyi takip etmeniz gereken yerler arkadaşlar, destek yerleri. O yüzden desteklere dikkat diyoruz. Şurası özellikle bir kanal 478-490 üzeri geçilirse 5.32. 5.32-5.45 aralığı da bir kanal şeklinde düşünebiliriz. 4.65-6 günlük bir kapanış olursa da o zaman gümüş gramdan da bir müddet uzak durmakta fayda var. Hatta 4.78 altında bir günlük kapanış görürseniz bir müddet 4.78 üzerinde kapanış gelene kadar da gümüş gramdan uzak durursanız sizin açınızdan daha uygun olacaktır arkadaşlar. Evet, altın tarafında benim söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Evet, metallerin aşırı çocuğu gümüş ve metallerin parlak çocuğu altın. Bunlardan bahsettik. Önemli destek ve direnç yerlerimizi de bu hafta itibariyle revize ettikten sonra programımız artık burada sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hafta içi gene uygun gördüğüm kritik yerlerde ben size video çekip durumla ilgili bilgiler vereceğim. Fakat çok yükselmiş olan emtialarda özellikle ilk destek yerlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buranın altında bir kapanış gelmesi halinde yön birden aşağı yönü de değişebilir. Fakat ilk destek noktalarından altında bir kapanış gelmedikçe de yukarıdaki direnç bölgelerin panik yapmanıza gerek yok. Yukarıdaki belirttiğim direnç noktaları üzerinde hareketler beklenmesi şu an itibariyle günlük ve haftalık kapanışlara baktığımız zamanda yönün hala yukarı olduğunu rahatlıkla gümüş ve altın tarafında söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii piyasadan gelecek ekonomik haberler her an ne olacağı belli olmaz. O yüzden de uyanık olun ve ilk verdiğim destek noktaları üzerindeki kapanışları takip edin. Başka da yapmanız gereken bir şey yok zaten arkadaşlar. Bu destek noktalarının altına inilmedikçe altın ve gümüş tarafında yön hala yukarı gözükmekte. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.